Evet. Arabayı açmaya götürüyoruz. İlk defa yolu kullanacağız. Bakalım nasıl götürecek, nasıl getirecek. Bir şansımızı deneyelim bakalım. Şimdilik herhangi bir problem gözükmüyor. Yani iki hata mesajı dışında bir şey yok. Bakalım ne olacak. 44 km gideceğiz, 44 km geleceğiz. Bu ilk test sürüşümüz olacak. Bakalım. Şöyle birazcık etrafta çekeyim. Şimdi iyi gidiyor. Valla buraya kadar iyi geldik. Evden çıktık. Arada biraz sürat de yaptı. Yani birazcık hız yaptık. Sorun yok. Herhangi bir böyle bir sapma, bir kontrolde kayıp falan yok. Gayet iyi geldik. Kaç kilometre geldik? Valla 45 kilometre falan geldik. Ara ara dediğim gibi 110 falan yaptık. Sadece biraz olumsuz var arabada. O herhalde, lastiklerden ama çoğunlukla. O, bir de galiba şuradan bir rüzgar mı alıyor bilmiyorum. Böyle evet, bir şuradan. Ses var. Vurduyor. Şuradan mesafe fazla. O tam oturmadığı için. Buradan rüzgar alıyor. Bunlar da tam oturmadığı için rüzgar alıyor. Arabanın öyle dinamiği tabii haliyle biraz bozuk. Buralarda falan boşluklar falan var. Bunlar gidecek kapartıcıda. Tamir edilecek. Başka? Bir de asistanların hiçbiri çalışmıyor. Asistanlarımız hata mesajları duruyor. Devam ediyor. Evet. Asistanlar da çalışmıyor. Ne yazık ki. Sadece shift asistanı çalışıyor. Tamam. Evet, onun dışındakiler çalışmıyor. Onun yerine ben varım. Ben asistan. Yavaşla diyorum. Asistan. Canlı asistan. Burada 70, burada 100. Valla buraya kadar problemsiz geldik diyebiliriz yani. Evet, sanki ilk defa arabamız olmuş gibiydi. Böyle. Biraz bantlı, pansumanlı. Evet, azıcık pansumanlı. Yani. Öyle. Henüz bantlar açılmamış. Bu da bir başarı. Şurada da bir şey var. Bunu zaten çıkma taktık. Çamurlu. Okey. Bir de şimdi arabamızı açalım. Evet. Ondan sonra da onu bekliyoruz. Evet. Döndürüm saatimiz gelsin. Evet, burası Zula Sıkışalı. Araba açılıyor burada. Hayırlısı. Ondan sonra döneceğiz. Evet. Ondan sonra Türkiye. Tamam. Evet. İlk şarj testimizi yapıyoruz. Evdeki normal AC ile şarj oluyordu. Şimdi de DC ile şarj edeceğiz. Çünkü yolda genelde DC ile şarj ediyoruz. Bu arada arabadaki hata mesajları silindi. İki tane vardı biliyorsun, onlar da gitti. Oh, rahatladık. Sıra DC'ye geldi. İçeriği de bir göstereyim. Bize mi veriyor bu? Bakayım. ...215 km diyor. Bakayım oradakine. Bize veriyor. Evet. İkisi de yandı. Tamam. O zaman DC de çalışıyor gibi. Şu anda 48 kW veriyor. İki araba paylaşıyoruz burada. Çünkü bir araba daha var. Aslında 75'lik. 75'lik. 75'lik mi? Silgi veriyoruz mu? Demek ki bu az çekiyor. Değil mi? O daha doluysa, bizimki daha boş. Belki. İki araba aynı anda çektiği için bile daha düşük bir. Paylaştığımız için. İyi. Bu da dolduruyor, o zaman bunda da sıkıntı yok. Okey. 5 dakika doldursun, o zaman gidelim. Tamam.
tekrar bir göstereyim. Şimdi videoyu şak diye kabartmak istemediğim için bir kısa bir özet geçeyim istedim. Bugün 90 km falan bir gittik arabayla. 44-45 km gittik. Arabayı trafiğe açtık. Arabayı açmak demek trafiğe açmak demek. Burada biraz değişik yürüyor işler. Burada muhtarlıklar falan yapıyor bu işi. Ve 45 km'de geriye geldik. Giderken iki tane hata mesajımız vardı. Ama bir süre sonra kayboldu. Asistanlar çalışmıyordu. Hata mesajlarından dolayı. Gittik, arabayı park ettik. Arabayı trafiğe açtık, döndük, plakaları taktık. Arabayı çalıştırdık, mesajlar gitmiş. Mesajlar yok. Yani bundan şunu anlıyoruz. Araba bir sürü biraz hareket edince kendi kendini dengelemeye başlıyor. Gerçekten eğer fiziksel bir arıza yoksa. Yani ne bileyim herhangi bir sensör falan bozuk değilse. Ve hatasız bir şekilde, problemsiz bir şekilde geri geldik. Yani şu anda garajına park ettik. Şimdi bundan sonraki hedefimiz Türkiye'ye gitmek. Şimdi sağlam arabayla gitmiştik Türkiye'ye daha önce de biliyorsunuz. Bir problem çıkmamıştı. Şimdi bir de böyle tamir edilmiş bir arabayla, yani az çok tamir edilmiş bir arabayla o yolu gitmek var. Macera bizi bekliyor. Ben Deniz'e diyorum ki sen de uçakla git. İşin garanti abi. Hiç riske girme. O da ben seni yalnız bırakmam diyor. Sağ olsun. Evet, bugünlerde 1-2 güne kadar herhalde yola çıkarız. Emekli olmanın faydaları. Hacı değiliz ama hacı da gidiyorlar bize, sağ olsunlar. Bir de bu yolu yapalım bakalım. Bakalım neler yaşayacağız yolda, neler göreceğiz. Bakalım neler çıkacak başımıza yani. İnşallah bir şey olmaz da. İnşallah. Ben çekmeye devam edeceğim. Bir ara şeyle gidelim dedik. Optima Express'in biliyorsunuz Villah'tan Edirne'ye kadar tren seferleri var. Arabayı falan yüklüyorsunuz, gidiyorsunuz. Ama onların da ilk seferi bu ayın 27'sinde. Yani daha 23 gün var. 23 günde de biz burada canımız sıkılır. Bir de çok pahalı. Yani iki kişi bir araba 1100 euroya falan geliyor. Acayip pahalı yani. Bir de çok sürüyor. 36 saatte falan gidiyor. Zaten Villah'ın sonuna, Villah yani biliyorsunuz Avusturya'nın sınırında. Villah'tan sonra Sırbistan geliyor. Yok, Hırvatistan geliyor. Yani bu nedenle aslında arabayla da gidilebilir. Yolda bir gece kalınabilir. Otelde devam edilebilir. Yani Norveç ne fan diyoruz. Oldu. Yolda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.